Merhaba sevgili takipçilerim. Diva Patik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere patik konusunda acemi olan bayanlar için çok güzel bir model yaptım. Bu videomda sizlere bu modelin baştan sona yapılışını ilmek ilmek anlatacağım. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37 38 ve 39 numara ayaklar için uygun oldu. Ben bu patiğimde sevgili hanımlar 3 numara şiş kullandım. Şişlerim 3 numara. Bir de bu şekilde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz patiklik bir ip kullandım. İpimin e, numarasını, markasını soranlar oluyor. Hemen söyleyeyim. İpimin numarası bu. Bonbon marka ip kullandım. Nako'nun ürünüdür. Renk kodunu da hemen sizlere buradan söyleyeyim. 98328. Patiğimin renk kodu da bu. 98.328 iplerimle ilgili, ilgili bilgiyi de verdikten sonra hemen hanımlar patiğimin yapılışına geçmek istiyorum öncelikle sevgili hanımlar ben bu patiğime hemen aldım şişlerimi ben bu patiğime 12 ilmek olarak başladım bu şekilde başlama şekli çok da önemli değil benim elim bu şekilde başlamaya alışkın olduğu için ben böyle başlıyorum ilmeklerimi atıyorum 12 ilmeğimi Bu arada sevgili hanımlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın bildirim zilini de açarsanız Yeni yüklenen videolarımdan hemen haberdar olursunuz 6 ilmeğim oldu 7. ilmeğimi attım 8. ilmeğimi de attım 9. 10. 11. ve 12. 12 ilmeğimi şişime attım. Şimdi e, dönüyorum. Döndüğümde bana doğru gelen taraf, bakın ters taraf. Bir sıra boyunca bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Fakat ilk ilmeğimi örmeden alıyorum böyle. Kalan bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde. Evet. 12. ilmeğimi de ördüm. Şimdi dönüyorum. Bu defa bakın bana doğru gelen tarafı patiğimizin düz tarafı. Burada da yine hanımlar düz olarak öreceğim artık. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Bu altı ilmeğimi düz olarak ördüm. Kalan altı ilmeğimi de diğer diğer seçimle öreceğim. Bir, iki, üç, 4 5 6 Şimdi başladığımız yerden ilmekler çıkararak 5 şişe geçiş yapacağız hanımlar. Ben tığ ile ilmek çıkartabiliyorum kolaylıkla. Bu yüzden tığımı elime aldım. Burada tığ numarası çok da önemli değil. Merak edenler olursa tığımın üzerinde 7 yazıyor. Bir de 1.3 milim. Yani evde bulunan tığım ile ilmekleri çıkartıyorum ben. Bir tane ilmek çıkartıp şişime taktım. İkinci ilmeğimi çıkartıp takıyorum. Üçüncüyü, dördüncü, beşinci ve altıncı. İlk altı ilmeğimi şişime taktım. Tekrardan ilmek çıkartıp bu defa diğer şişime takacağım. Diğer şişime de toplam altı ilmek takacağım. Çıkartıp ikinci ilmeğimi takıyorum ilk başladığımız yerden tığ yardımı ile ilmekler çıkartıyoruz sevgili hanımlar dördüncü ilmeğim beşinci ilmeğim altıncı ve sonuncu ilmeğimi de taktım evet şöyle düzeltelim artık beş işe geçiş yaptık örmeye başlıyoruz ilk ilmeğimi burada örüyorum Ilk, e, bütün ilmeklerimizi hanımlar bütün 4 şişimizdeki altışar ilmeğimizi de düz olarak örüyoruz. Yani bir sıra örmüş oluyoruz. 5 şiş patikte 4 şişteki ilmekleri de örünce bir sıra örmüş oluyoruz. İlk şişimi ördüm. ikinci şişime geçtim. İkinci şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. 3. şişime geçtim. 3. şişimdeki ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Ve 4. şişime geçtim. 4. şişimdeki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Bir sıra düz ördükten sonra şimdi artırma işlemine geçiyoruz sevgili hanımlar. Artırma işlemini ben şöyle yapıyorum. İlk şişimdeki ilk iki ilmeğimi örüyorum. Birinci şişimdeki iki ilmeğimi ördüm. Hemen ardından ikinci ilmeğin altındaki bu ilmeği bunu alıyorum. Normal örüyorum. Kalan ilmeklerim düz olarak örülüyor. Böylece sevgili hanımlar birinci şişimde yedi tane ilmeğim oldu. Ee, patik iki artırmaları hemen burnumuzun patik burnunun hemen bu iki yan tarafından yapıyoruz. Ortalarını artırma yapmıyoruz. İlk şişinde artırma yaptım. İkinci şişinde son iki ilmek kalana kadar örüp kenardan artırma yapacağım. Şimdi ikinci şişimdeyim ve son iki ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Sondan ikinci ilmeğimin altındaki bu ilmeğimi alıyorum. Bunu normal ilmek olarak örüyorum. Kalan iki ilmeğim de yine düz. Böylece ikinci şişimde de 7 tane ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geçtim. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Hemen ikinci ilmeğimin altındaki bu ilmeği alıyorum. Örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. Böylece üçüncü şişimizde de 7 ilmeğimiz oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geçtim. Burada da artırma yapacağım. Son iki ilmek kalana kadar öreceğim şimdi. Son iki ilmeğim kaldı. Bakın sondan ikinci ilmeğin altından yani buradan bu ilmeğimi alıyorum. Düz olarak örüyorum. Kalan iki ilmeğim düz. Böylece dört çeşimde de yedişer tane ilmeğim oldu. Bir sıra artıracağız. Bir sıra düz gideceğiz sevgili hanımlar. Şimdi artırmamızı yaptık. Bir sıra yedişer ilmeğimizi de düz olarak öreceğim. Yani dört çeşimdeki ilmeklerimi yedişer ilmeğimi düz olarak öreceğim. Artırma işlemini hanımlar bu düzelerken çünkü buralarda detay yok. Artırma işlemini sizlere tekrardan söylemek istiyorum. Artırma işlemini birinci ve üçüncü şişimizde ilk iki ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve dördüncü şişimizde de son iki ilmek kalana kadar örüp o şekilde artırma yapıyoruz. Bu arada ben de dördüncü şişindeki 7 ilmeğimi düz olarak örüyorum Şimdi yeniden artırma işlemi yapacağız bir sıra düz ördüm ve geldim Artırma işlemini kafanız karışmasın diye tekrardan sizlere bir kere daha göstermek istiyorum İlk şişimde ilk 2 ilmeğimi örüyorum İlk 2 ilmeğimi ördüm İkinci ilmeğimin altındaki bu ilmeğimi alıyorum bunu da örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. Böylece ilk şişimde 8 tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geçiyorum. İkinci şişimde son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artırma yapacağım. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. İkinci ilmeğin altındaki hemen bu ilmeği böyle alıyorum. Bu ilmeğimi normal ilmek gibi örüyorum. Bu şekilde kalan 2 ilmeğim düz. Böylece ikinci şişimde de 8 tane ilmeğim oldu. Şişlerimizdeki ilmek sayıları eşit olacak hanımlar. 3. şişime geldim. 3. şişimde ilk 2 ilmeğimi ördüm. İkinci ilmeğin altındaki hemen bakın bu ilmeği alıyorum. Bu ilmeğimi bunu da örüyorum. Kalan ilmeklerim düz. 3. şişimizde de bu şekilde 8 tane ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Son iki ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Bu sondan ikinci ilmeğin altındaki bakın bu ilmeğimi. Bunu alıyorum. Örüyorum bu ilmeğimi kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum böylece dört şişimde de 8'er tane ilmeğim oldu bir sıra düz gideceğiz bir sıra artıracağız bu şekilde ta ki bu artırma işlemini ne zamana kadar yapacağız hemen sizlere onu da söyleyeyim her bir şişimizde 14'er ilmek olana kadar artırma işlemini yapacağız sevgili hanımlar şimdi hep birlikte her bir şişimizde 14'er ilmek olana kadar artırıp gelelim ardından sizlere bu kolay ve şık modelin nasıl kurulduğunu detaylı olarak anlatacağım. Evet sevgili hanımlar ben her işimde 14'er tane ilmeğim olana kadar artırdım ve geldim. Bir önceki sırada artırdım. Şimdi düz gidilecek hanımlar. Bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bu şekilde. Artırdıktan sonra bu şekilde düz öreceğiz. Ta ki hanımlar 3 sıra boyunca düz örmeye devam edeceğiz. Şimdi 3 sıra 4 işimizdeki ilmeklerimizi de düz örüp gelelim. Evet hanımlar ben 3 sıra düz dolandım ve geldim. Şimdi artık model kuruluşuna geçebiliriz. Hemen hanımlar şu şekilde yapıyoruz. Herhangi bir ilmek örmeden bakın. Birinci, ikinci ilmeğimiz burada bu ikinci ilmeğin hemen şu aradan ikinci ile üçüncü ilmeğin aradan böyle sayıyorum hemen bakın 1 2 3 üçüncü tam aşağıya gidiyoruz oradan şişimi çıkarıyorum ipimi bakın biraz zor oldu Evet hemen buradan böyle ipimle bir ilmek çıkartıyorum İkinci ile üçüncü ilmeğin arasında 3 ilmek aşağıya iniyorum. Tam oradan şişimi çıkarttım. Böyle bir ilmek çıkarttım. Bu şekilde ortalama bu kadar bir genişlikte bırakıyoruz. Ardından hanımlar bakın. Yandaki hemen ilk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi, üçüncü ve dördüncü ilmeğimi örüyorum. Buradan bir tane ilmek çıkarttım. Hemen ardından 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Ardından hanımlar yine aynı yerden bakın şişimi takıyorum. Buradan ilmek çıkartmıştık ya yine aynı yerden böyle şişimi takıyorum. Oradan bir ilmek daha böyle çıkartacağım. İpimi buradan çıkartıyorum asılıp bakın. İpimi yeniden buradan çıkarttım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu ilk sıramız. Hemen ardından hanımlar yeniden sayalım bakın. Birinci ilmek, ikinci ilmek yanındaki. Hemen ikinci ilmek ile üçüncü ilmek arasından, hemen buradan bakın sayarak gideceğim. 1 2 3. Üçüncü ilmeğin içine yine şişimi batıyorum. Oradan böyle bir ilmek çıkartıyorum yeniden. Bakın bir ilmek daha çıkarttım. Ardından 4 ilmek öreceğim. 1 2 3 4. 4 ilmek ördükten sonra yine bu battığım aynı yerden. Bakın V şekli veriyoruz buralara. Aynı yerden yine şişimi çıkartıp oradan bu ipimi alıp yeniden buradan bir ilmek daha çıkartıyorum. Bu şekilde. Bakın hanımlar böyle V şekli oluşturuyoruz buralarda. Hemen ardından yeniden 1 2. 2. ilmek ile 3. ilmek arasında yani tam bu Aradan şuradan üçüncü 3 üç ilmek aşağı ineceğim. Bakın 1 2 3. Buradan şişimi takıyorum. Oradan böyle ilmek çıkartıyorum. Ardından 4 ilmek öreceğim. 1 2 3 4. Sonrasında 4 ilmek ördükten sonra yeniden bu aynı battığım yerden yeniden şişimi takıyorum. İpimi alıp ipimi buradan yine böyle şişime takıp Böyle ilk sırada biraz zor gibi geliyor. Diğerlerinde yer açılacağı için kolay olacak. Yeniden bakın böyle bir ilmek çıkarttım. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Ardından 3 tane V şekli oluştu burada. 1 2 3. Şimdi yeniden ikinci ilmek ile bakın burada 2 ilmek, 3. ilmek diğer şişimde. Tam bu aradan 3 ilmek aşağı ineceğim. 1 2 3. Buraya şişimi taktım. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Böyle. Ardından 4 ilmek öreceğim. 1 2 Diğer şişime geçiyorum. 2 3 4 Sonrasında yine aynı yerden bakın buradan yeniden şişime batıp bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi 1 2 3 4 tane V şekli oluştu. Sonrasında yine ikinci ilmek ile 3. ilmek bakın ikinci ilmek ile 3. ilmeğim. Tam baradan 3 ilmek aşağı iniyorum. 1, 2, 3. Tam burası. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Şişim ile. Şişime aldım. Arada 4 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Sonrasında yine aynı yere şişimi batıp buradan bir ilmek çıkartıyorum yeniden. Şuradan bir türlü yapamadım. İlk sırası dediğim gibi biraz oyalıyor. Evet. Buradan bir ilmek çıkarttım. Şişime böylece taktım. Ardından hanımlar hemen yanındaki ikinci ve üçüncü ilmek. Bakın birinci ilmek bu. ikinci ilmek ve üçüncü ilmek bu. Hemen aradan ikinci ilmek ile üçüncü ilmeğin arasından üç ilmek aşağı ineceğim. Bir, iki, üç. Buradan bu şekilde ilmek alıyorum. Ardından hemen 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 ve 4. Yeniden V şekli oluşması için aynı yerden, aynı bakın, şişimi taktığım aynı yerden yeniden şişimi takıyorum. Oradan 1 ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde bunu da şişime böyle uzatıp takıyorum. Sonrasında hemen yanındaki 2. ilmek ile 3. ilmek arasından 3 aşağı ineceğim. Yeniden ilmek çıkartacağım. 1 2 3. 3 ilmek aşağı indim. Buradan böyle ilmek çıkartıp şişimde kaldı bu. Ardından 4 ilmek öreceğim. 1 2 3 4. 4. ilmeğim bitti. Buradan yeniden bir tane ilmek çıkartacağım. Son kez Burada ilmeklerimiz artmış gibi görünüyor ama öyle düşünmeyin. Birazdan toplanacak zaten o ilmekler. Yeniden oradan bir ilmek çıkarttım bu şekilde. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane böyle V şeklinde motiflerimiz oluştu. Geldik patiğimizin alt tarafına. Patiğimizin alt tarafında hanımlar hiçbir işlem yok. Alt taraftaki bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Buralar düz olduğu için biraz hızlı geçiyorum alt tarafını. Modelimizin ilk sırasını yaptık. Şimdi ikinci sırayı da birlikte yapacağız. Evet. At tavan tarafını ördüm. Şimdi hanımlar bu sıramızda yapacağımız işlem şu. Bir önceki sırada çıkartmış olduğumuz ilmekleri örmeden şişime alıyorum. Örmeden şişime aldım. Aradaki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın 4 ilmeğimi ördüm. Alttan çıkarmış olduğum o uzun bir ilmeği örmeden şişime aldım. Aradaki 4 ilmeğimi pardon bakın şu ilk V'deki ilmeğimi aldım. Sonra ikinci V'deki alttan çıkarmış olduğum hemen ilmek vardı yanında. Onu örmeden aldım. Aradaki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın yine çıkartmış olduğum ilmek burada. Bunu da örmeden şişime aldım. Sonra diğer V şeklindeki bu, e, alttan çıkarmış olduğum ilmeği örmeden diğer şişime alıyorum. Aradaki 3 ilmeği, 4 ilmeğimi örüyorum. Burada hanımlar bu sıramızda bu alttan çıkartmış olduğumuz ilmekleri örmeden şişimize alacağız. Aradaki 4 ilmeğimizi öreceğiz. Hemen diğer şişime geçtim. Bakın alttan çıkartmış olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Hemen diğer V şeklindeki bu ilmeğimi de yine örmeden aldım. Aradaki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Çıkartmış olduğum ilmeğimi yine şişime örmeden aldım. Diğerini de şişime aldım hemen yanındaki motifin ilmeğini. Evet. Bakın alttan çıkartmış olduğum ilmekleri örmeden şişime alıyorum. Böyle aradaki 4 ilmeklerimizi sadece düz olarak örüyoruz. Bakın en sonundaki ilmeği de aldım. Bu kadar. Şimdi patiğimizin taban tarafına geldik. Patiğimizin taban tarafı yine düz olarak örülüyor. Ben bu modeli örerken inanılmaz böyle sevdim. Çok hoşuma gitti. Hem kolay örmüş de inanılmaz zevkli. Herkes kolayca yapabilir. Muhteşem yakışır çeyizlerinize. Günlük kullanım için de son derece ideal bir patik modeli diye düşünüyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Evet taban tarafını bitirdim ve yine patiğimizin ön yüzüne geldik. Burada hani artmış olan ilmeklerimiz vardı. Artık o ilmekleri birer birer toplayacağız. Bir önceki sıradaki bakın. Alttan çıkartmış olduğumuz ilmek vardı örmemiştik. Bir de ilk ilmeğim vardı. İlk ilmeğimi buradaki alttan çıkartmış olduğum ilmeğin içinden böyle geçiriyorum. Bu şekilde. İlk ilmeğimi bu uzun alttan çıkartmış olduğumuz ilmeğin içinden geçirdim ve bu ilmeğimi örüyorum. Evet ördüm. Şimdi 2 ilmek düz öreceğim. 1 2. Şimdi bu buradaki ilmeğimiz yani dördüncü ilmek oluyor baştan. 1 2 3 4. Buradaki ilmeğimizi de hanımlar şöyle yapıyoruz artık. Buradaki alttan çıkartmış olduğumuz ilmeğin içinden bu ilmeğimizi, sonuncu ilmeğimizi geçiriyoruz. Bu şekilde. Ardından bu ilmeğimi de yine örüyorum. İlk V şeklimiz böylece oluştu. Modelimiz hep topu bu kadar hanımlar. Şimdi diğer e, modelimizi yapalım. Bakın burada alttan çıkartmış olduğum o uzun ilmek. Bu da e, düz ilmeğim. Örmüş olduğumuz 4 ilmekte bir model kuruyorduk. Sonra bu ilmeğimi alıyorum hanımlar. Bu uzun ilmeğin içinden böyle geçiriyorum. Ve bırakıyorum. Sonra bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ardından 2 ilmek daha düz öreceğim. 1 2 Sonrasında bu ilmeğin içinden de bakın şöyle uzun ilmeğimiz vardı. Bu uzun ilmeğimizin içinden bu ilmeğimizi böyle geçirip bırakıyoruz. Ve bunu da bu şekilde düz olarak örüyoruz. İkinci motifimizi de böylece yapmış olduk. Hemen yanında da bakın alttan çıkartmış olduğum ilmekle düz ilmek var. Bakın Alttan çıkartmış olduğum ilmeğin içinden ilk ilmeğimi böyle geçirdim. Bunu düz olarak örüyorum. Ardından iki ilmek daha düz öreceğim. Bir, iki. Sonrasında buradaki ilmeğimizin içinden bakın. Bu uzun ilmeğimizi böyle alıyorum. Uzun ilmeğin içinden böyle geçirip bunu düz olarak örüyorum. Üçüncü motifimizi de yaptık. Şimdi diğer motifimiz de sıra. Buradaki ilk ilmeğimizin içinden bu alttan çıkartmış olduğumuz e, ilmeğin içinden ilk ilmeğimi böyle geçirdim. Bu ilmeğimi örüyorum. Ardından 2 ilmek düz öreceğim. 1 2. Buradaki ilmeğimin içinden de yine alttan çıkartmış olduğum ilmek bakın. Alttan çıkartmış olduğum uzun ilmeğim bu sonuncu ilmeğimi de bu uzun ilmeğin içinden bu şekilde geçirip bırakıyorum bu ilmeğimi de düz olarak örüyorum diğer modelimizi yapalım buradaki uzun ilmeğimizin içinden buradaki ilmeğimi geçirdim ve bu ilmeğimi düz olarak ördüm arada 2 ilmeğim var 2 ilmeğimi de yine düz olarak ördüm hemen ardından diğer bu alttan çıkartmış olduğum ilmeğimin içinden diğer ilmeğimi böyle geçiriyorum bu ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Diğer modelimizi yapalım. Aynen bu şekilde geçirdim. Aradaki iki ilmeğimi örüyorum. Ardından diğer bu ilmeğimin içinden de bakın bu uzun ilmeğimi alıyorum. Bu uzun ilmeğin içinden buradaki ilmeğimi geçirip bu uzun ilmeğimi bırakıyorum. Bunu düz olarak örüyorum. Sonuncu modelimize geçtik sevgili hanımlar. Yine bu ilk ilmeğimi alıp uzun ilmeğin içinden geçirip bıraktım ve bu ilmeğimi örüyorum. Aradaki iki ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Sonuncu ilmeğimize geldik. Sonuncu ilmeğimizde de yine bakın. Bu uzun ilmeğimi alıyorum. Bu sonuncu ilmeğimin içinden böyle geçirip bıraktım ve sonuncu ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Şimdi taban tarafını öreceğim hanımlar. modelimiz bu kadar. Diğer modelinde nasıl kurulduğunu sizlere detaylı olarak anlatayım ki kafanız karışmasın. Tabanını yapıyorum. Taban tarafı düz olduğu için burayı biraz hızlı geçiyorum hanımlar. Evet geldik yine patiğimizin ön yüzüne bakın modelimiz oluşmaya başladı bile şimdi e, bu sıramızda yapılacak hiçbir işlem yok hanımlar bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz bu şekilde bütün ilmeklerimiz düz hemen Diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimdeki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum. Düz olduğu için dediğim gibi biraz hızlı örüyorum. Çünkü anlatılacak bir detay yok. Modelimiz bittikten sonra bu şekilde düz örüyoruz. Şimdi tabanına geldim. Taban tarafımız da yine düz oluyor. hemen taban tarafındaki diğer şişimizdeki ilmeklerimizi öreceğiz. Evet. Geldik yine modelimizin ön yüzüne. Bu sıramız da hanımlar yine bütün ilmekleri düz öreceğiz. Model bittikten sonra hanımlar kısaca iki sıra düz gideceğiz yani. Model kurulumu bittikten sonra iki sıra düz gideceğiz. Bir sıraya gittik. Şimdi ikinci sıra yine düz olarak örüyorum ilmeklerimi diğer şişime geçtim ön yüzünde buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum model bittikten sonra 4 ilmekleri de iki defa düz dolanacağız sonra diğer modelin kurulumuna geçeceğiz Tamam tarafına geçiyorum buralarda bilerek videoyu atlamıyorum yapacak olan acemi hanımlar varsa yani patik konusunda beş şiş konusunda kafaları karışmasın diye videoyu kesmiyorum, atlamıyorum. Taban tarafındaki diğer şişimi örüyorum. Evet geldik modelimizin ön yüzüne ikinci modelimizi kuracağız İlk sıramızda hanımlar model kurarken hiç ilmek örmeden alttan ilmek çıkartmıştık bu defa öyle yapmayacağız aralardan ilmek çıkartacağız ee, bu baklava dilimli görüntü oluşsun diye bu aşamada hanımlar ilk baştan 1 2 İlk baştan ilk iki ilmeğimi örüyorum ikinci modeli kurarken ilk modeli kurar, kur, kurarken hiç ilmek e, örmeden e, alttan ilmek çıkartmıştım bu aşamada ikinci modeli kurarken 2 e, ilmek ördüm şimdi hanımlar yeniden ilmek çıkartacağız bu defa ilmek çıkartacağımız yer zaten belli ve çok kolay olacak bakın zaten e, hemen şurada 2 ilmek ördükten sonra zaten burada delik açık bir görüntü var buradan buradan şişimi çıkartıyorum alıyorum buradan bir ilmek çıkartıyorum arada 4 ilmek düz öreceğim şimdi 1 2 3 ve 4. 4 ilmek ördükten sonra yine aynı yerden şişimi takıp bir ilmek daha çıkartıyorum. İlk V şeklimiz oluşuyor. Hemen ardından hanımlar hiç ilmek örmeden hemen buradan yan taraftan bakın sırayla buradan aldık. Şimdi sırayla buradan alacağız. Hemen şişimi yandaki tam buraya zaten delikli görüntü burada var. Tam buradan şişimi çıkartıp buradan böyle bir ilmek alıyorum. Ardından 4 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 Sonrasında yine aynı yere şişimi takıp bir ilmek çıkartıyorum. Böyle biraz asılıyorum ipimi. Böyle bırakıyorum. İkinci V şeklim oluştu. Şimdi üçüncü V şeklini oluşturacağız. Hiç ilmek örmeden hemen yandaki yerden bakın. Yeri zaten belli buradan. Şişimi takıyorum. Buradan böyle kolayca bir ilmek asılıp çıkartıyorum. Biraz sündürüyorum bu ilmeğimi. Sıkmadan buradaki asılma ilmek çıkartırken sıkmayalım hanımlar. Biraz serbest bırakalım. Hemen ardından 4 ilmek düz öreceğim hanımlar. 1 2 3 4 4 ilmek ördükten sonra yine aynı yere şişimi takıp buradan ilmek çıkartıyorum bu şekilde 3. V şeklimi oluşturdum Diğer şişime geçiyorum Diğer şişimde yine hiç ilmek örmeden 3. V şeklini oluşturmam lazım bakın Görüntümüz bu şekilde Hemen yan taraftaki bir sıra yandaki buradan zaten yer, yerleri belli Buradan böyle ilmek çıkartıp böyle sündürüyorum. Ardından 4 ilmek öreceğim. V şekillerinin arasında 4'er tane ilmek var. 2 3 4 4 ilmek ördükten sonra yine aynı yere şişimi takıp buradan böyle bir ilmek çıkartıyorum. Sonra yeniden hemen yan taraftaki bu yuvadan böyle şişimi takıp bir ilmek çıkartıp sündürüyorum. 4 ilmek düz öreceğim şimdi. V'lerin arasında 4'er tane ilmek var ikinci ilmeğimi ördüm üçüncü ve dördüncü hemen ardından aynı yere şişimi batıyorum böyle oradan ilmek çıkartıyorum gördüğünüz gibi bakın baştan sona 1 2 3 4 5 tane V şeklimiz oluştu şimdi 6. şeklimizi oluşturacağız yan taraftaki bu yuvadan şişimi takıp ilmek çıkartıyorum arada 4 ilmeğim var 1 2 3 4 Yine aynı yere şişimi takıp bir ilmek çıkartıyorum. Ilmek şişimde böyle kalıyor. Kalan iki ilmeğim düz. İşlemimiz bu kadar hanımlar. Şimdi taban tarafını düz örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar, taban tarafını düz ördüm ve geldim. Bu aşamada yine e, burada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlk iki ilmeğimi düz örmüştüm. Ardından alt taraftan bir ilmek çıkartmıştım. Bu çıkartmış olduğum ilmeğimi düz olarak şişime alıyorum. Aradaki dört ilmeğimi düz olarak örüyorum. Alttan çıkartmış olduğum o uzun ilmeğimi düz olarak şişime taktım. E, i̇lk ve e, şeklimizdeki ilmekleri yapmış oldum. Şimdi diğerine geçtik. Burada da bir alttan çıkartmış olduğum ilmek var. Bunu da düz olarak şişime aldım. Aradaki dört ilmeğimi düz olarak örüyorum. Buradaki ilmeğimi de yine alttan almış olduğum ilmeğimi düz olarak şişime aldım. Alttan çıkartmış olduğumuz ilmekleri hanımlar örmeden şişimize takıyoruz. Aradaki 4 ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz bu bölümde. Burada da yine alttan çıkartmış olduğum ilmeğim var. Onu aldım. Aradaki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Gördüğünüz gibi bakın örmeden şişime alıyorum. Bunu da örmeden şişime alıyorum. Aradaki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bunu da örmeden şişime aldım. Bu şekilde. Bunu da yine örmeden şişime aldım. Burada kalan son iki ilmeğim de düz olarak örülüyor. Şimdi patiğimizin taban tarafını düz olarak örüp gelelim. Tümümüzün tabanını düz olarak ördüm ve geldim yine modeli tarafındayız. Bu aşamada ilk iki ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Artık buradan gelen iplerimizi fazladan artmıştı sayımız geri azalacak. Bakın buradan upuzun gelen ilmeğin içinden bu sonuncu bu ilmeğimi çıkartıyorum. Sonra bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi iki ilmek düz öreceğim. Bir, iki sonrasında buradaki ilmeğimin içinden bakın bu uzun ilmeğimi alıyorum bu ilmeğimin içinden böyle çıkartıyorum. Sonra bunu yeniden örüyorum. Bakın bu V şeklimiz, modelimiz 4 ilmek üzerinden gerçekleşiyor. 1 2 3 4 kenardaki iki ilmeğin e, alttaki alttan çıkarttığımız uzun ilmeğin içinden geçiriyoruz. Ortadaki iki ilmeğimizi yine düz olarak örüyoruz. Buradaki yine ilk ilmeğimin içinden bakın böyle ilk ilmeğimi bu alttan çıkartmış oldum bu uzun ilmeğin içinden geçirdim bunu örüyorum arada iki ilmeğim var onu düz olarak örüyorum bu sıradaki ilmeğimizin içinden de bakın buradaki çıkarmış olduğumuz uzun ilmek var bakın alttan gelen bunu bunu bu şekilde buradaki ilmeğimi uzun ilmeğin içinden böyle çıkartıp uzun ilmeğimi bırakıyorum bu ilmeğimi düz olarak örüyorum modelimiz bu şekilde yine buradaki ilmeğimi uzun ilmeğin içinden geçirip düz olarak örüyorum. 2 ilmek düzüm var. Hemen ardından yine buradaki uzun ilmeğimi de yine böyle buradaki ilmeğimi bu uzun ilmeğin içinden geçirdim. Pardon, ilmek yarım geldi. Hemen orayı toparlayayım. Böyle bu ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Diğer şişimde de bakın ilk uzun ilmeğim var bu şekilde bunu örüyorum arada iki ilmeğim var onu da ördüm model kurulumunuzu kurulumunu anladınız diye düşünüyorum artık bu şekilde devam ediyor bu ilmeğimi düz olarak örüyorum yine buradaki ilmeğimi uzun ilmeğin içinden geçirip bunu örüyorum düz olarak aradaki iki ilmek düzümü de örüyorum ardından bu ilmeğin için bu ilmeğimi de yine bakın buradaki uzun ilmeğin içinden böyle geçiriyorum bu şekilde geçiriyorum bu ilmeğimi de yine düz olarak örüyorum. Bir tane daha modelimiz kaldı. Hemen onu da yapalım. Uzun ilmeğin içinden bu ilmeğimi geçirip düz olarak örüyorum. Arada iki ilmeğim var. Onu da düz olarak ördüm. Hemen ardından yine sıradaki ilmeğimin üstünden bakın şu şekilde bu uzun ilmeğimi alıp bunun içinden geçiriyorum. Bu ilmeğimi düz olarak örüyorum. Kalan iki ilmeğim yine düz olarak örülüyor. Şimdi patiğimizin taban tarafını düz olarak örüp gelelim. Evet sevgili hanımlar bakın modelimiz de kendini yavaş yavaş göstermeye başladı. Bu sıramızda yine ilk bölümde yaptığımızın aynısını yapacağız. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz. Bütün ilmeklerimiz düz örülüyor hanımlar. Aynı şekilde düz olarak iki sıra boyunca örüp gelelim. Evet hanımlar iki sıra düz ördüm ve geldim artık yeniden model kuracağız modelimizi bir kere böyle e, bu şekilde ikinci modelimizi bu şekilde kuruyorduk yani ilk modelimizi kurarken hiç ilmek örmeden kurmaya başladık ikinci modelimizi kurarken iki ilmek örüp öyle kurmaya başladık şimdi yine ilk modelimizi kurduğumuz gibi kuracağız hiç ilmek örmeden hemen bakın ikinci ilmek ile üçüncü ilmek arasındaki yer zaten yeri belli burada bakın hanımlar şurası bakın hemen buradan alıyorum. Böyle uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Ardından 4 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 Modelde ilk başladığımız yere gelmiş olduk aynı zamanda. Ardından 4 ilmek ördükten sonra yine aynı yerden buradan ilmek alıp çıkartıyoruz. Bu şekilde V şeklimiz oluşuyor. İkinci şeklimizi oluşturacağız şimdi. Hemen yuva belli zaten yeri burası. Buradan hemen şişimi takıyorum. Uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Arada 4 ilmeğim var. 1 2 3 ve 4. Ardından hemen yine aynı yere bakın buradan şişimi takıp bir ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde yine V şeklimiz oluştu burada. Şimdi üçüncü modelimizi yapacağız. Üçüncü modeli de model içinde zaten yerimiz belli. Buraya hemen e, şişimi takıyorum. Buradan uzunca bir ilmek çıkartıyorum bu şekilde. Ardından dört ilmek düz örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. Ardından yine hemen aynı yerden şişimi takıp uzunca bir ilmek çıkartıyorum. Bakın üçüncü V şeklimi oluşturdum. Hiç ilmek örmeden dördüncü modümatifimiz oluşturacağız. Şu şekilde bakın, buraya hemen yuvası belli, şişimi takıyorum. Buradan uzun bir ilmek çıkartıyorum. Ardından 4 ilmek düz örüyorum. İki ilmeğimi ördüm, 3 ve 4 Hemen ardından yine aynı yere bakın buraya e, şişimi takıyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Buradaki V şeklimizde oluştu hiç ilmek örmeden yeniden motif oluşturacağım hemen buraya bakın şişimi takıyorum oradan uzun bir ilmek çıkarttım 4 ilmek örüyorum 1 2 3 ve 4 ardından yine aynı yere şişimi takıyorum uzunca bir ilmek daha çıkartıyorum bu aşamada hiç ilmek örmeden yeni bir V şekli oluşturacağım Hemen yan taraftan şuradan bakın yeri belli zaten. Buradan şişimi takıp uzun bir ilmek çıkarttım. Ardından 4 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sonrasında yine hemen aynı yere şişimi takıp bir ilmek çıkartıyorum. Bakın yeni bir V şeklimiz daha oluştu. Hiç ilmek almadan örmeden hemen yan taraftan bakın yeri zaten belli. Buradan şişimi takıyorum. Bakın hemen burası delik bir yer var zaten bakın yeri belli buraya şişimi takıyorum oradan uzun bir ilmek çıkarttım 4 ilmek düz örüyorum zaten 4 ilmekten sonra ilmeklerim de bitiyor sonuncu ilmeğimi de artık buradan böyle çıkartıp bırakıyorum Evet hanımlar gördüğünüz gibi modelimizin kurulumu bu şekilde. Ee, şu an üçüncü motifimizi yaptık. Dördüncü motifimizi yaparken 2 ilmek örüp öyle yapacağız. Bir öyle hani ilk modelimizi kurarken hiç ilmek örmeden hemen kurduk. ikinci modeli kurarken 2 ilmek örüp öyle kurduk. Sırayla bir öyle bir öyle gidecek. Ta ki ben patiğimin önüne ne kadar model kurdum. Hemen sizlere onu da söyleyeyim. Bakın bir 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane 7 sıra bu modellerde. Şimdi 3. sırayı birlikte yaptık zaten. 7 tane kurdum. Model bitiminde 2 sıra düz dolanıyorduk zaten. 2 sıra düz dolandım. Ardından da bilek ayrımını yaptım. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön tarafında 7 tane model olana kadar örelim. Ardından da 2 sıra düz örüp gelelim. Sizlere bu defa patiğimin yan tarafını biraz farklı yaptım. Sizlere bu arkadaki sayı detaylarını, bu kesim yerini, her şeyi detaylı olarak anlatacağım. Evet sevgili hanımlar ben patiğimin burun tarafını ördüm ve geldim. Sizlere söylediğim gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane model koydum. modelin bitince 2 sırada düz ördüm. Şimdi birlikte bilek ayrımını yapacağız. İlk şişimde son bir ilmek kalana kadar öreceğim. Yani 13 ilmeğimi örüyorum. 13 ilmek son bir ilmek kalana kadar. Bakın, son bir ilmeğim kaldı. Buradaki sonuncu ilmeğim ile bu ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Bu şekilde. Yer değiştirme yapmış olduğum ilk ilmeğimi ilk şişimle örüyorum. Böyle ilmekleri yer değiştirmiş olmamın sebebi burada ayrık bir görüntü olmuyor. Bilek kısmı yani burası sıkı görünüyor, daha kullanışlı oluyor. İkinci yer değiştirmiş olduğum ilmeğimi de diğer şişimle örüyorum. Bu şekilde örmeye devam ediyorum şimdi. Diğer bilek ayrımı yaptığım yere kadar düz olarak öreceğim hanımlar. düz olarak örüyorum yine. Taban tarafındaki şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine aynı şekilde düz olarak örüyorum. Düz olduğu için buraları biraz hızlı örüyorum. Diğer şişime geçtim. Buradaki ilmeklerimi de yine aynı şekilde düz bilek ayrımı yaptım son şişime geldim yani buraya buradaki ilmeklerimi de yine düz olarak örüyorum bu şekilde yine bakın düz olarak örüyorum bilek ayrımını burada yapmıştık ilmekleri yer değiştirdiğimiz yer buraydı bu aşamada geri dönüyorum hanımlar İlk olarak ilk ilmeğimi örmeden aldım. İlk ilmeğimle birlikte 5 ilmeği düz olarak öreceğim. Haroşa olması için düz örgü örüyorum. Bakın 5 tane haroşam oldu bu defa kenarında. Kalan ilmeklerimin hepsini ters olarak öreceğim. Benim ilmek alış şeklim böyle. Ben ters örgü böyle örüyorum. Sizlerin ilmek alış şekliniz nasılsa o şekilde örebilirsiniz. Diğer şişime geçtim. Diğer şişimdeki ilmeklerimi de yine ters olarak örmeye devam ediyorum. Diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de taban tarafına denk gelen şişim bu. Buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum yine. yine bilek ayrımı yapmış olduğum sonuncu şişme geldim son 5 ilmeğime kadar ters öreceğim son 5 ilmeğimi düz öreceğim ki haroşa olsun ilk etapta 5 tane haroşa yaptım bunu patiğin haroşalarını biraz farklı yaptım şimdi onu da göstereceğim bakın son 5 ilmeğim kaldı son 5 ilmeğimi düz olarak örüyorum 2. 3 4 ve 5 tekrardan döneceğiz hanımlar bakın hemen ayak mankenimi de elime aldım burada göstereyim İlk olarak 5 5 ilmek haroşa ördüm bu patiğimde. E, Telefonu şu an bildirimler geldiği için bildirim geldiği sıralarda e, görüntü bulanıklaşıyor evet. Evet hanımlar şu anda ilk 5 ilmeğimi haroşa ördüm. 6 6 ilmek olacak. 7 ilmek, 8 ilmek, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilmek haroşa olana kadar haroşalı bölümleri birer birer artıracağız. Şimdi tekrardan örerek size anlatayım daha kolay olacak. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın bu şekilde. Bütün ilmeklerimi yine düz olarak öreceğim diğer bilek ayrımına kadar. Örerek anlatmak daha kolay. Bazen söyle, söyleyince hani anlaşılmaya da biliyor. Arka tarafını örüyorum. patiğimi alt tarafını örüyorum şu anda. Buralar düz örgü. Patiğimizin arka tarafını düz tarafları düzden Ters tarafları da tersten örüyoruz. şekilde örmeye devam ediyorum. Taban tarafındaki ikinci şişimdeyim şu anda. Bilek ayrımı yapmış olduğum şişime geldim bilek ayrımına kadar olan bölümü düz olarak öreceğiz hanımlar işte bu şekilde düz yine örgüm bilek ayrımına kadar ördüm burada yeniden dönüyorum ilk ilmeğimi örmeden aldım bir önceki sırada 5 ilmek düz örmüştük 5 tane haroşa yapmıştık bu sırada 6 tane olacak birer birer artacak 3 ilmek oldu 4 5 ve 6 6 ilmeği düz olarak ördüm bir sonraki sırada 7 bir sonraki sırada 8 ilmek olarak birer birer artacak ta ki 15 ilmek olana kadar 6 tane düz ördükten sonra kalan ilmekleri ters olarak örmeye devam ediyorum bu tarafta 6 ilmek haroşa yaptım diğer e, patik kenarında da burada da yine 6 tane haroşa olacak birer birer haroşalar artacak patik kenarına değişik bir hava katıyor haroşa örgüler Patiğimde böyle bir yöntem denemek istedim. Patiğimize değişik bir hava katsın. Güzel görünsün diye. Hemen diğer şişime geçiyorum. Diğer şişimdeki ilmeklerimi de yine ters olarak örmeye devam ediyorum. Son şişime geçtim. Son şişimdeki ilmeklerimi de ters olarak öreceğim ta ki son 6 ilmek kalana kadar. Son 6 ilmeğimi düz öreceğim ki haroşa olsun. Hemen sayıyoruz. Evet. Son 6 ilmeğim kaldı burada. Son 6 ilmeğimi haroşa düz olarak öreceğim. 1 2 3 4 5 6 her sırada bir bu haroşalı ilmek sayıları artacak. 5'ti, 6 oldu, 7 olacak, 8 olacak ta ki 15 ilmek haroşa olana kadar devam edecek. 15 ilmek haroşadan sonra yine 15 ilmek haroşa olarak taban tarafına devam ettireceğiz. Ta ki ben arka tarafına ne kadar ördüm hemen onu da söyleyeyim. Bu şekilde saydığımız anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bu şekilde saydığımız anda 17 diş haroşa, 17 sıra haroşa olana kadar ben arka tarafını ördüm. Şimdi sizler de elinizin ve ayağınızın ölçüsüne göre, elinizin ayarına göre arka tarafını söylediğim sayılarda örünle gelin. Sonrasında topuk tarafını nasıl yaptım, topuk kesimini nasıl yaptım sizlere detaylı olarak anlatacağım. Evet sevgili hanımlar. Ben patiğimin arka tarafını bitirdim ve geldim. Şu şekilde burada 17 sıra yani 17 diş haroşam var. Benim elimnin ölçülerine göre bu sayı uygun oldu. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu yapacağız. Patiğimizin topuğunu yaparken haroşa olan bölümleri yine haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. Buradaki ilk 15 haroşamı yine örüyorum. 15 tane haroşamız vardı en son. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ardından bu düz tarafları düz olarak Örmeye devam edeceğiz sayarak gidiyorum 15 diş 15 ilmek haroşa örmüştüm 15 16 17 18 19 20 21 22 23. İlk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm. 24 ve 25. ilmeğimi kesip kesiyorum. Yani bu şekilde aynı anda örüyorum. Burada bir kesim yaptım. Şimdi dönüyorum. Bu kesmiş kesim yapmış olduğum ilk ilmeğimi böyle örmeden alıyorum. Kalan ilmeklerimi ters öreceğim. Ta ki haroşa ilmeklerime kadar. Haroşa olan yerleri düz öreceğim ki haroşa şekli devam etsin. Bakın buradan sonrası haroşa ilmeklerimi haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Bakın şekilde patik e, patimizin arka tarafında da yine bu model şekli bozulmasın diye haroşalar devam etti. Düzelteyim şöyle. Bütün ilmeklerimi bu şekilde örüyorum. Evet. Şimdi tekrardan dönüyorum. Yine 15 ilmek haroşamı öreceğim. Haroşalarım örülüyor. Bakın buraya kadar 15 ilmek haroşa. Sonra tekrardan saymaya devam ediyorum. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Topuk tarafını yaparken her defasında ilk 23 ilmeğimi örüyorum. 24 ve 25. ilmeğimi kesiyorum. Devamlı olarak hanımlar 24 ve 25. ilmeğimizi kesip tekrardan döneceğiz. İlk ilmeğimizi örmeden alıp kalan ilmeklerimizi az önce gösterdiğim gibi yine örmeye devam edeceğiz. Buralar ters bölümdü. Ters olarak örüyorum. Haroşalarımı yine düz olarak örüyorum ki haroş olarak şekil düşsün. Hem düz taraftan hem de ters taraftan bir örgüyü düz olarak örerseniz haroşa olur. Hem, hem düz tarafından hem ters tarafından ters örerseniz o da haroşa olur. Ben düz örmeyi tercih ediyorum. Elim o şekilde alışkın olduğu için. Siz eliniz neye alışkınsa o şekilde yapabilirsiniz. Yine hanımlar başa çıktım buradan örmeye devam ediyorum. 15 tane haroşamı örüyorum. 15 ilmek haroşam. Sayı, saymaya devam ediyorum 15 16 17 18 19 20 21 22 23 İlk 23 ilmeğimi düz olarak ördüm 24 ve 25 ilmeğimi yine kesiyorum hanımlar bu kesme işlemine nereye kadar devam edeceğiz hemen söyleyeyim bu sol tarafımızdaki şişimizde yani bu şişimizde de 24 ilmek kalana kadar buradaki ilmekleri birer birer keseceğiz sonrasında sizlere ee, bu bölmeyi yani bu kesim yerini anlatacağım. Şimdi hep birlikte e, sol taraftaki bu şişimizde 24 ilmek kalana kadar kesim yapıp gelelim. Evet hanımlar ben bu taraftaki şişimde 24 ilmek kalana kadar bakın bu şekilde bütün ilmeklerimi birer birer kestim ve geldim. Bu şişimde de 24 ilmeğim var. Burada da 24 ilmeğim var. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride kalacak, ters tarafı da dışarıda kalacak şekilde böyle ikiye katlıyorum. Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime tığımı aldım. İlk ee, ilk iki ilmeğimizi hanımlar şöyle kesiyorum. Benden taraftaki şişimden bir ilmek alıyorum. Diğer taraftaki şişimden de bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeği aynı anda tığım ile topluyorum. Diğer ilmeklerimizi şu şekilde kesiyoruz. Benden taraftaki şişimden bir ilmek, diğer taraftaki şişimden de bir ilmek alıyorum. Bu ilmekleri bu şekilde birbiri içinden geçirip tığım ile topluyorum. Benden taraftaki şişimden bir ilmek, diğer taraftaki şişimden bir ilmek alıyorum. Bu iki ilmeği böyle birbiri içinden geçirip tığım ile topluyorum. Benden taraftaki şişimden bir ilmek, diğer taraftaki şişimden bir ilmek alıyorum. Bu ilmekleri birbiri içinden geçirip kesiyorum. Bütün ilmeklerimizi hanımlar, haroşa ilmekler dahil hepsini aynen bu şekilde kesiyoruz. Böyle. Haroşa ilmeklerime geldim yine onları da aynı şekilde kesiyoruz. Kalan ilmeklerimizi de bu şekilde kesip gelelim. Evet hanımlar ben kalan bütün ilmeklerimi sizlere tarif ettiğim gibi bakın bu şekilde kestim ve geldim. Son derece gizli güzel bir kesim oldu. Patiğimiz bir o kolay ve bir o kadar da şık bir patik oldu. Ve böylece bir patiğin daha sonuna geldik. Evet hanımlar yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni modellerde yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.